toprakların kıymeti acılarını unutmaması ve biriktirmesidir. İşte bir acımız, bir kıymetimiz. Nekre köşemizde gurulla sunuyoruz. Uğur Mumcu. Bir öğrenciyken yazdığı makale ile Yunus Nadi ödülünü aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1965'te tamamladı. Daha sonra aynı üniversitede İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak görev yaptı. Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında ordu uyanık olmalı deyince orduya hakaret etmek suçuyla yargılandı. Gözaltına alındı, Mamak askeri cezaevine kondu. Bir yıl orada kaldı. 7 yıl hapse mahkum edildi. Yargıtay kararı bozdu. Uğur Mumcu serbestti. Bu olaydan sonra bu kez askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildi. İsmi Sakıncalı Piyade. Uğur Mumcu anladığı gerçekleri belgeleriyle halkıyla paylaşma yolunda emin adımlar atmaya başladı. Bu tabii ki birçok çevreyi rahatsız etti. Dönemin herkesçe sevilen ismi başyazar Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili bütün dosyaları takip etti. Katil Mehmet Ali Ağca'nın kimlerle bağlantılı olduğunu bulmaya çalıştı. Terör örgütlerinin, uyuşturucu ve silah kaçakçılarının devletin içindeki vatan hainlerinin bağlantısını ortaya çıkarmak için ömrünü verdi. Ve sonunda Uğur Mumcu tıpkı araştırdığı faili meçhul cinayetler gibi bir tanesinin kurbanı olacaktı. Sevdiklerinin uyarısına rağmen doğru bildiğinden şaşmadı. Korkmadı. Ölümden korkmuyor musun diye soran bir arkadaşına elbette ölümden korkuyorum. Fakat korkaklar her gün ölür. Cesurlar ise bir kere. Uğur Mumcu sevdiklerinin uyarısına rağmen elbette doğru bildiğinden şaşmadı. Tehditler aldı. Uyarılar devlet kademesinden de geldi ve Uğur Mumcu'ya bir koruma tahsis edildi. İstememesine rağmen Uğur Mumcu koruma polisini göreve başladığını camdan gördü. Göreve başlayan bir bekçiydi. Birkaç gün bekçiyi takip edip bir gün arkası dönükken yavaşça yaklaşıp parmaklarını silah yapıp sırtına kaldır ellerini diye şaka yaptı. Bekçi ellerini kaldırmıştı. Dön bakayım bana, ne yapıyorsun burada diye sorunca bekçi Uğur Mumcu'yu koruyorum dedi. Peki tanıyor musun Uğur Mumcu diye sorulunca bekçi hayır dedi. Uğur Mumcu gülümsedi ve dedi ki iyi bak yüzüme, ben Uğur Mumcu. Nasıl öldürüleceğiyle ilgili arkadaşlarıyla sohbet bile ediyordu. Gazeteci Ali Sinemen'le yaptığı bir sohbette herhalde bir kapının arkasından çıkıp arkamdan silahla ateş ederler, bomba koyarlar demişti. Bunu düşünmesi için bir sebebi daha vardı. Komşusu emekli bir albay bir gün nazikçe Uğur Bey, arabanızı biraz ileri park eder misiniz? Bomba falan koyarlarsa bizimkilere bir şey olmasın. Uğur Mumcu çocuklarına her zaman çok uzağa bakın, yakınlarınıza bakın, dikkatli olun gibi uyarılarda bulunmak zorunda kalıyordu. Ve bir şey ortaya çıktı. Uğur Mumcu o gün 24 Ocak günü katledilmeden önce ailesine siz durun ben arabaya çalıştırayım öyle gelirsiniz dedi. Sonra bunun rahmetlinin bir alışkanlığı olduğu ortaya çıktı. Aslında o her zaman bu bombadan şüpheleniyordu ve ailesini her seferinde korumak istedi. Uğur Mumcu o gün katledildiğinde büyük bir aydınlık yüz karanlıkta yandı. Dosyası soru işaretleriyle doluydu. Bugün vefatının 25. yıl dönümü olan Uğur Mumcu'yu anarken şu garip bilgiyi de sizle paylaşalım. Uğur Mumcu'nun arabası bombalandıktan sonra etrafı temizleyenlerin kim olduğu ve ne zaman temizlendiği hiçbir zaman anlaşılamadı. Ruhun şad olsun Uğur Mumcu. Bir pazar sabahıydı,
Ankara kar altında. Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda. Ucuz cam pazarıydı, kalemin düştü kana, kalemin düştü kana. Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz cam pazarıydı, kalemin düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, yüzümlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm, yürek yiğite adına olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. ...25 yıl oldu Uğur Mumcu'yu uğurlayalı... ...ve 17 sene Ali Gaffar Okan... ...az sonra yoldurumu... ...yoldurumundan sonra ikinci nekre... ...bugün özel Ali Gaffar Okan anılacak. Çevirdim anahtarı... ...apansız bir ölüme... ...şaraplar parçaları... ...saplandı ciğerime... Ucuz cam pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz boruları yaşadım ölümü. Az sonra nerede, kaç saattir yoldasınız lütfen bize yazın. Seslendireceğiz. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, yüzümlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Ceyhun Yılmaz. Bu toprakların...